Mersin Mut ilçesinde yaşıyorum. İsmim Faruk Devam. Temiz İş Lokantası adı altında bir işletme sahibiyim. Burada çalışanlarımızla birlikte yarım asırdır lezzet meraklılarını ağırlıyoruz. Bayrağı babadan aldık. Tarih 1966. İlk önce ekmek fırını olarak açılıyor. Daha sonra Temiz İş Lokantası adıyla lokantaya çevriliyor. Yıllarca babam İbrahim Devam tarafından işletildi. 2006 yılında ben işletmeye başladım. Zamanla duvarlara, tarihe, objelere asmaya başladık. Lise yıllarında dedemin tüfeğiyle ilk tavşanımı ve kekliğimi vurdum. Dedem daha sonra vefat ettikten sonra bu tüfek bendeydi. Onun anısını yaşatmak için kendi evimde duvarıma astım. Eski eşyalar kenarlarda çerçöp olmuştu. Onları toparladım. Anısını yaşatmak için lokantaya astım bunları. Daha sonra zaman içerisinde birçok müşterimiz vefat etti. Bunların çocuklarıyla ilişkilerimiz olduğu için onlardan kalan bazı eşyalar ya da ambardaki eski eşyaları elimize geçti. Bunları toparladık. Zamanla anılar birikmeye başladı. Bunlar duvarda asılı olduğu zaman yaşanmışlıkları gün içinde görebiliyorsun. Biz de onları korumak için sürekli biriktiriyoruz. Zamanla koleksiyon oldu bu da. Evet abi, kuru fasulye, nohut, et haşlama, domates tava, ciğer sote, tavuk kızartma, patlıcan güveç, tavuk çorba, mercimek paça. Gördüğü zaman aa diyor, bizde de vardı. Babamda da vardı. Aa, dedemin eski evi vardı. Ya en kötüsü bizde de vardı. Hurdacıya verdik. Ve nerede olduğu belli değil. İnşallah onları koruyabilen insanlara geçmiştir diye umut ediyoruz. Ama şimdi birçok şey bulunmuyor. Ulaşılmaz oldu. Birçok şey atıldı. O da kötü. Yaşanmışlıkları bir yerde sergilemek, müze haline getirmek lazım. Müze haline getirmeyi düşündünüz mü abi hiç? Zamanla olacak herhalde. Çok eşya oluştu şu an için. Burada astığımız eşyalar var. Onun haricinde depoda olan eşyalar var. Evin ambarında olan eşyalar var. Bahçe evinde olan eşyalar var. Bunları bir araya getirip ilerleyen zamanda küçük bir müze olacak kadar eşya oluştu. İnşallah olur. İnsan ölse bile kullandığı eşyalar birilerine bir şeyleri anlatabilir, yaşanmışlıkları anlatabilir. Bu meşhur domates tavamız, bu kuru fasulyemiz,